Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil. Yaşıtları yarın okula gidecek ama narin toprak altına. Söylenecek çok söz var ama sözün bittiği yerdeyiz. Narin, Leyla, Ceylin, Ecrin, Irmak ve Dağısı. Değişen yıllar oldu ama hepsinin kaderi, sonu ne yazık ki aynı oldu. Toplumun aylak yapısı öyle yerle bir oldu ki küçük çocuklar vahşice katledilir oldu. Tüm Türkiye'nin bir umutla yakından takip ettiği Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra evine sadece 2-3 kilometre mesafedeki bir dere yatağında çuval içinde bulundu. Aynı yerler günlerdir defalarca arandı. Bulunduğu yerde olmadığını hepimiz biliyoruz. Belli ki cesedi saklanıp uygun bir zaman beklenerek oraya bırakılmış. Gözlerinin içi gülen Narin'e kim ya da kimler kıydıysa bir an evvel bulunup bir daha gün yüzü görmeyecek şekilde ceza almalıdır. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun ifadelerine yer verdi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren bulunması için arama çalışmaları yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dere kenarında son görüldüğü elbiseleriyle bir çuvalın içinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Bilindiği üzere ilimiz Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallemizde ailesiyle birlikte ikamet eden 8 yaşındaki Narin Güran kızımız 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışma Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda bir jandarma arama kurtarma timi, 2 sualtı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 drone ve 2 yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğer Tutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine, cesedine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili malumunuz Cumhuriyet Başsavcılığımızın gizlilik kararı var. Müsaade ederseniz ben soru almayacağım. Yaptığımız açıklamalarla iktifa edeceğiz şu anda. Gelişmelerden ayrıca ihtiyaç duyuldukça basın ve kamuoyu bilgilendirecektir. Teşekkür ederim.